FETÖ'cü hakim ve savcıların yargıdan ayıklanmasından sonra son 4 yılda mesleği alınan hakim ve savcıların özgeçmişlerine bakmanızı istiyorum. Gerek hukuk nosyonlarının tartışmalı olması ve gerekse de özellikle AKP il ve ilçe teşkilatlarında görev yapmış avukatların hakim ve savcı yaparak yargıda hızlanan kadrolaşmayı burada tartışmamız gerekmiyor mu? Mafya dışarıdayken, suç örgütleri mitingler düzenlerken, çeteler insanları tehdit ederken, sokakta silahlı çatışma yaparken, insanları güpegündüz öldürürken bunlar sizleri rahatsız etmiyor mu? Vatandaş adaleti adliyeler yerine mahkemelerde değil ya tanıdıkla ya da sosyal medyada arıyor. Bu sizin uykularınızı neden kaçırmıyor? Bir ülke düşünün. İşçi haksız yere işten atılıyor. Arabuluculuk diyorsunuz ama işçinin hakkı yeniyor. Mahkemeye gidiliyor. Mahkemesi 4 sene sürüyor. Yargıtay'da bir dosya 2 sene bekliyor. Bu mu adalet? Geciken adalet adalet mi arkadaşlar? Kadın taciz ve tehdit ediliyor, yardım istiyor, koruyun beni, kurtarın beni diye haykırıyor. Onunla, onu ölümle tehdit eden pespaye sokağa bırakılıyor. Sonra adam o kadını vahşice katlediliyor. Bunları konuşmamız gerekmiyor mu? Bir de sizin geçirdiğiniz son af var. Mafya dışarı çıktı, çeteler dışarı çıktı. Bir kısım çıkanlar gitti, adam öldürdü, çocuk öldürdü. İsteyen olursa gün gün tutuyorum bu kayıtları verebilirim. Yani sizin ısrarla getirdiğiniz af yüzünden masum bir çocuğun öldürülmesi sonrasında halen çıkıp bunu savunacak mısınız? Ülkenin hukuk açısından mevcut durumu iktidar ve ortağını rahatsız etmiyor mu? Değerli milletvekilleri, adaletsizlik her yerde. Vatandaş bir asgari ücretle iş bulamıyor. Aç vatandaş, aç. Ama bayanlar, bazı baylar 3 hatta 4 yerden yüklü maaş alıyor. Üniversite mezunları, yüksek lisans, doktora yapan bilim insanları atanamıyor ama yağlı güreşçi vakıf bank yönetimine atanabiliyor. Yağlı kapı dedikleri bu değil mi? Liyakat, adalet, eşitlik ne oldu? Tuş oldu. Hak mı? Reva mı? Günah değil mi? Günah değil mi? Bunu düşünün. Bir de bir Türkiye Vuşu Federasyonu var. Allah'a şükür evlere şenlik. Yaşananlar tam Zaytung. Zaytung'u bile geçti. Bu federasyonda tek kişinin katıldığı yarışma düzenleniyor. Katılan da federasyon başkanının eşi, oğlu da hakem, sonra şampiyon ilan ediliyor. Aile komple federasyon. Damatla hala yarışmaya katılıyor. Hakem teyze filan aile arası. Kendi kendilerine maaşla bağlanmışlardır Allah bilir. Yalnız yani bildiğiniz aile federasyonuna çevirmişler. Kimden öğrendiyseler pes. Değerli milletvekilleri, yoksulluktan, açlıktan, vatandaşın kendisini yaktığı toplu internette bir dönemde bu yaşananlar hangi akla, hangi vicdana sığar? Adalet bunun neresinde? Bir yanda kendisine yağlı kapı bulan yağlı güreşçiler, bir yanda tüm ailesini federasyona maaşa bağlamış garip garip aileler, diğer yanda işsizlikten, açlıktan intihar eden benim canım vatandaşım. İnsaf, merhamet, vicdan, Allah aşkına merhamet. Değerli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte meclis zayıflatıldı, yargı tek adama bağlandı ve medyada sarayın kontrolüne verildi. Türkiye darbe dönemlerinde bile karşılaşmadığı uygulamaları, baskıyı, tutuklamayı, sansürü yaşamak durumunda bırakılıyor. Daha dün hepimiz gördük. Bu ülkenin namuslu, şerefli, haysiyetli baro başkanları kendi başkentlerine geldiler. 100-200 metre sembolik yürümek istediler. 26 saat taşın üstünde, betonun üstünde, yağmurda, çamurda, sıcağın altında enterne edildiler. Bu suçtur. Var mı bunu üzerecek bir cesur savcı? Yok. Filmlerde kaldı. Bakınız, bazı baro başkanlarımız polis tarafından darp edildi. İnşallah o polis avukata muhtaç olur. Hangi yüzü ona yiyecek merak ediyorum. Sağnak yağmura karşı çadır kurmak isteyen Ankara Büyükşehir Belediye'miz engellendi. Önce yemek bile verilmedi. Ülkede teröristlere çadır kurup hakime savcı gönderiyorsunuz. Bu ülkenin namusu, şerefli, haysiyetli baro başkanlarını güneşin altında, yağmurun altında berhava ediyorsunuz. Yazıklar olsun. Seyyar tuvaletler bile engellendi. Baro başkanları ve avukatların ihtiyaçlarını gideren pastaneye 12 bin lira ceza verdiniz. Ben bunu karşılamaya hazırım. Hodri meydan. Gece üşümesin diye evinden battaniye itiren bir avukat polislerce tartaklandı. Eşinin önünde hakarete uğradı. Basın mensupları içeri alınmadı. Tam bir hukuksuzlukta, tam bir zorbalık yaşandı. Tüm dünya kendi başkentte yürüyemeyen hukukçuları gördü.
AK Parti içerisinde değerli milletvekilleri var, hukukçular. Baro başkanlarını orada görünce ne hissettiler sormak istiyorum. Bakın, değerli iktidar milletvekili, değerli iktidar milletvekili arkadaşlarım, bu elinde tuttuğum Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, hepimizin namusumuz ve şerefimiz üzerine uymaya, bağlı kalmaya and içtiğimiz anayasamız. Anayasamızın 4. maddesi ne diyor? Herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapabilir. Ne oldu? Siz baro başkanlarını yürütmediniz. Adamın üzerine cübbesi var. 200 metre yürüyecek. Ne olurdu yürüseydi? Güneşin altında, yağmurun altında, aç, susuz, önce yanarak, sonra ıslanarak 26 saat beton üstünde açıkta bekleyen bu adamlar kendileri için mi geldiler Ankara'ya? Kendileri için mi yürüdüler? Hepsini tanıyorum. Her birine kefilim. Her biri mesleğinde temayüz etmiş hukukçular. Tek dertleri hukuk ve adalet. Var mı? Türkiye'de yok. Dünyada hiçbir iktidar, baro başkanları bunu yapmadı. Bu rezaletleri tarihe geçtiniz. Helal olsun. Sonra biz tek adam, saray vesayeti, dikta rejimi deyince alınıyorsunuz. Alınmayınız. Hukukçularını kaldırında bile yürütmeyen bir rejime ne denir Allah aşkına? Baro başkanının dövüldüğü bu anlayışa hangi ismi veriyorsunuz? Ben söyleyeyim sayın milletvekilleri. Bunu tanımlamaya diktatörlük kelimesi bile az gelir. Siyasal tarih ve siyaset bilimi sizin anlayışınıza totaliter diktatörlük deniyor. Bu kelimenin ne anlama geldiğini bilmiyorsanız birbirine sorun. Değerli milletvekilleri, neresinden tutsak elimizde kalıyor. Hukuksuzluk bir değil binlerce. Dün baro başkanları haksız bir şekilde engellendi. Bugün İstanbul'da başka bir hukuksuzluk var. Yine dünyaya rezil oluyoruz. Birçok Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili orada. Gazeteciler bu ülkede totaliter diktatörlük rejiminden nasibini alıyorlar. Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik, Aydın Keser ve Murat Ağırel tamamen hukuksuz bir şekilde yargılanıyorlar. Bir, kimlik açıklamışlar diye. Bu kimliği ilk Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı. Bu gazetecilerin yargılamanın asıl sebebi başka. Neden yargılanabiliyor musunuz? Bu kitapları yazdıkları için. Bu kitapları yazdıkları için. Kitap yazdılar. Hadi bunları yalanlayın. Hadi bunları tekzip edin. Hadi bu kitaplar nedeniyle onlara savunma hakkı vererek yargılayın. Evet, iktidarın FETÖ konusunda hiç de öyle kandırılmadığını, bilerek ve isterek işbirliği yaptığını belgelerle ortaya döktüler. Onun için yargılanıyorlar. Masumlardan, hukukçulardan, gazetecilerden, yazarlardan, aydınlardan, gençlerden, kadınlardan, emekçilerden, sanatçılardan, tek bir muhaliflerden size benzemedikleri, sizin gibi düşünmedikleri için nefret ettiğiniz insanlardan intikam almaktan vazgeçin. Adalet size de lazım olacak. Allah korusun, bir gün yargılanırsanız bağımsız yargıçlar karşısında kendini savunmak isteyeceksiniz. O zaman bu günleri hatırlayınız. Ne hale geldiğinizi ve bu ülkeyi ne hale getirdiğinizi hatırlayınız. Hukuku aratmayın. Adaleti unutmayın. Hak yemeyin. 18 yıllık AKP iktidarı denizin bittiğini ve salt kendileriyle yandaşları için süren sefanın, saadet günlerinin sona erdiğini gördüğü için daha çok baskı, daha çok yıldırma ve daha çok sindirme politikaları geliştirmeye çalışmaktadır. İktidar başta barolar olmak üzere Tabipler Odası, Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği ve bir kısım kamu kuruluşu niteliğindeki meslek odalarının seçim sistemlerini değiştirmek ama işin özünde avukatlık mesleğinin ve baroların temel ayarlarıyla oynamak istemektedir. Çünkü çoklu baro ile anayasanın 135. maddesine açıkça aykırı davranacaklar ve baroları dernek statüsüne indirgeyip hukuku savunamaz hale getirmeyi hedeflemektedirler. Peki bu çoklu baro ve barolara müdahale kimin projesidir? Hatırlayın değerli milletvekilleri, 2013 yılında bu proje, 2013 yılında bizzat hain ve alçak FETÖ elebaşının kendisi tarafından hazırlanmış bir projedir. Değerli AKP milletvekillerine buradan soruyorum. 2013 yılından sonra FETÖ ile mücadele ettiğinizi söyleyip duruyorsunuz, eyvallah. Şimdi siz tam o yıl hazırlanan bir FETÖ projesini getirerek mi FETÖ ile mücadele edeceksiniz? FETÖ'ye böyle mi karşı çıkacaksınız? FETÖ'yü böyle mi bu ülkenin başından defedeceksiniz? Barolara ve Tabipler Birliği'ne müdahale etmek FETÖ'ye hizmet etmektir. Aynı menzile yürümeye bu benzemiyor mu sayın milletvekilleri? Değerli milletvekilleri, geçen hafta Barolar Birliği ve 80 baromuz
baroların seçim sistemini değiştirilmesi ve veya çoklu baro sistemiyle ilgili olarak toplandılar ve hep birlikte bir bildiri yayınladılar. Dün de Sayın Adalet Bakanı'nı, Sayın AKP Grup Başkan Vekilleri ve parti grubumuz ile görüştüler. Net bir biçimde Barolar Birliği ve 80 baro seçim sistemleriyle oynanmasını ve çoklu baroyu kabul etmiyorlar. Bunu deklare ettiler. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak başta barolar ve kamu kurumu telindeki meslek kuruluşlarının bu haklı taleplerini sonuna kadar destekliyoruz. Sonuna kadar yanlarındayız. Değerli milletvekilleri, buyurun. Değerli milletvekilleri, yapılması gerekli iş barolar ve meslek kuruluşlarını pasifize etmek değil, ülkemiz için daha çok demokratikleşme istemektir. Yapılması gerekli iş özellikle baroları anayasada yürütme bölümünde değil, yargının bir saç ayağı oldukları için yargı bölümünde hükme bağlamaktır. Yapılması gerekli iş AKP koridorlarında dolaşan sözde hukukçuları değil, bağımsız ve objektif görev yapacak gerçek hukukçuları hakim ve savcı yapmaktan ibarettir. Yapılması gereken iş yargının tarafsız ve bağımsız olmasını sağlamaktır. Yapılması gereken iş basit. Barolar ve meslek kuruluşlarının seçim sistemini bozmak, onları sessiz birer dernek haline getirmek yerine vatandaşın ekonomik, demokratik ve insan hakları ile ilgili taleplerini karşılamaktadır. Son söz size değerli AKP milletvekilleri. Gidiyorsunuz. İlk seçimde bu hak sizi gönderecek ve sizi hiç ama hiç özlemeyecek. Teşekkür ederim.